Evet, bugün günlerden 4 Eylül Çarşamba. Bugün gerçekten giyecek hiçbir şey bulamadım yani. Size de olur yani, böyle kombin yapamadım. Önce etek giyindim, sonra vazgeçtim, sonra değiştirdim. En son emin olduğum bir şeye de karar kırdım. Geçen gün çektiğim videoları bilgisayara aktarmayı unuttuğumdan dolayı şu an kartım dolu ve aktaracak vaktim yok. O yüzden hemen size geliyorum. Bugün aslında son dakika olmasa da yani herkes çoktan yaptı okul alışverişini. Neden bu kadar erken yapıyorlar bilmiyorum. Ben de tabii şimdi bir tatilin bittiğini kabullenememe durumu var. Ama zaten İzmir'e de yeni geldim. Bugün çarşamba. Şimdi Optima gideceğiz. Kıyafet, kırtasiye, her şey karışık. Zaten defterleri önceden almıştım. Onları şimdi göstermeyeceğim. Hepsini toplu bir şekilde aldıktan sonra eve geldiğimde göstereceğim. Özbir'den aldım tabii ki defterleri. Siyah pantolon alacağım. Zaten sizi de benimle beraber götüreceğim. Ayakkabı bakmak istiyorum okul için. Efendim, ben de hazırım. Çok özledim kışlık giymeyi. Bir o kadar da yaz bittiği için çok üzgünüm. Beni biliyorsunuz zaten. Her mevsim geçişinde böyle salak saçma bir şey yaşıyorum. Çok aşırı kırtasiye de almayacağım, aşırı giyim de almayacağım. O yüzden hepsini bir videoda yapmak istedim. Öyle. O zaman orada görüşürüz. Başladık mı şu an? Evet. Renkli kalem istiyor musun? Bak attım, çek. Ne renkli kalem ya? Küçeli olayım istiyorsan. Karın, kitaptana gelmeye karar verdik. Hayır, vermedik. Çünkü Migros'ta çekim yapamıyoruz. Büyük konuşmayayım ama çok büyük ihtimalle hiç işareti almayacağım. Dünyanın en zor şeyi falan olabilir mi kalemi açmak? Bir pantolonda en çok aradığım özellik cepli olması ve belinin tam oturması. Ama bu maalesef bir de çok yapıştırdı, tight gibi oldu. Şimdi şöyle iki tane pantolon aldım. Kendimden. Bir de asıl ihtiyacım olan şey. Ben pantolonu bayağı beğendim arkadaşlar. Kumaşı da çok güzel. Ne söyleyeceğim? İkidir böyle birkaç kız grubuyla göz göze geliyorum. Ama beni tanıyıp tanımadıklarına emin olmadığım için gidip "Aa selam, beni tanıyor musunuz?" diyemiyorum. Ama böyle aralarında fısıldaşıyorlar falan. Anlıyorum gibi ama tabii gidip şey yapamam. Neden gelmiyorsunuz yanıma gerçekten yani? Evet, burada bu şekilde durdu. Açıkçası ben bu tarz böyle kargo pantolonları, mom jean'leri çok seviyorum. Ne aldın Barkır Şengül? Hiçbir şey almadım. Barkır Şengül bu gömleği aldı. Bakayım. Evet, bunu alıyoruz. Nasıl alıyoruz? 50-50 alıyoruz. Bakayım üstüne. Oh my god. Are you from Turkey? No, I'm fucking English man in New York. Bu renk çok güzel. Aa Barkın buldum bak, sesli bu. Hadi bunu alıyoruz. Okay, tamam. Aynısı değil mi? Samgo. Şu sana gösterdiğim kazak. New York. Batı özentisi olduğun için alabilirsin sen. Ben mi? Evet. Look at that skin. Okay, we get it. You speak English, we get it. Ne aldın? Göster bakalım. Bir adet H&M torbası ile bir adet Batman torbası aldım. Çok zekisin. Hadi. Bir bakayım. Direkt Azra. Maskenin güzel kabuğunu da sanırım şimdi. Maskenin sadece kabuğu güzel zaten. Selam herkese. Yeniden bu sefer farklı bir açıdan, farklı bir arka planla karşınızdayım. Böyle bir değişiklik yapmak istedim, dışarıdan ses geliyor. Şu an alışverişin ertesi günündeyiz. Dün eve geldiğimde gerçekten çok yorgunum ve zaten hava da kararmıştı. Ondan dolayı bugün size aldıklarımı göstereceğim. Bu arada bu açıyı nasıl buldunuz? Hani ışığın buradan güzel olacağını düşündüm. Camı da açacağım mesela, yani perde için. O zaman hiç uzatmadan önce kırtasiye ile başlamak istiyorum. Gerçekten buharlaşmazsam iyi. Şu an camı da kapattım. Neyse. Şöyle bütün aldığım defterleri buraya koydum. Ama öncelikle size bir kalem alışverişini göstermek istiyorum. Evet, evde Rothschild buldum. Önce Migros'la başlayan maceramız kitap sandığı son buldu. Çünkü şimdi şöyle düşünün. Migros'ta iki tane Stabilo'ya 50 lira verecektik. Ay Stabilo diyorum ya. Rothschild diyeceğim, hep Stabilo diyorum. Ama onun yerine burada Rothschild'e çok benzeyen kalemler aldık. Tabii şu an kalitelerini bilmiyorum. Açıkçası yani kaybetmediğim sürece uçlu kalem, ya genelde kaybediyorum. O yüzden her sene alıyorum ama biraz acıyorum da aslında ona verilen paraya. O yüzden kitap sandan bir sürü renkli kalem aldık ve 54 lira. 58'miş. Evet. Ve 58 lira verdik. Bu videoları da her sene gerçekten sıkılmadan yapıyorum. Çok garip yani. Uf, bir düşmeyin ya. Bu
Uygun fiyatlı okul alışverişinin adresi burası arkadaşlar. Şimdi bakın. Bir tane kırmızı kalem. İki adet 07 uç. Hep iki adet çünkü abim var eğer bilmiyorsanız. İki adet sınav silgisi. Yılların vazgeçilmez artık haberin sınav silgileri. İki adet Rotring'e aşırı benzeyen ama Rotring olmayan Gıpta markasının kalemleri. Bir adet Faber-Castell. Ben bu kalemleri çok seviyorum. Bunlar ne? Brow Pen diye geçiyor. Ve mor. Ben çok mor kullanıyorum yani. Moru seviyorum. Şimdi A101'den aldığım defterleri görüyorum. Arkadaşlar A101 Beam Shock hiç fark etmez. Bundan sonra defterleri buradan alıyorum ki hani büyük ihtimalle öğretim hayatım boyunca bir daha defter almama gerek kalmayacak. Birazdan anlayacaksınız ne olduğunu. Bunların hepsi yeni aldığımız defterler ve hepsinin tanesi 4 lira. Yani şu 3 artı 1'ler hariç bu 3 artı 1'ler ya 8 ya 7 lira olması gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi renkleri, işte iç desenleri, işte bu karelerin mesela birazcık hafif gözükmesine dikkat ediliyor ya, ben de ediyorum gerçekten çünkü içim kararıyor yazarken. Petes falan filan her şeyi bildiğiniz MyNote yani o Migros'ta veya Carrefour'da satılan defterlerin birebir aynısı. Hani eskiden kaplarını beğenmiyordum ama şu an gördüğünüz gibi yani tıpatıp aynısı resmen. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel renkler buldum ki. Aynısının bir de 3 artı 1'ini aldım şu bebek mavisi olanların. Çünkü bence çok tatlılar. Bakın şöyle yeşil. Bunlar abime bana karışırken yani bu kadar defteri ne yapacaksın demeyin. Şu green'in güzelliği. Yani bir defterin neden bu kadar övüyorum bilmiyorum ama gerçekten 4 lira yani. 4 lira yani. O yüzden gidip alın bunları. İki tane çok güzel mat siyah. Çok havalı değil mi? Çok güzel bence de. Bunları ben Gümüdür'den alıyorum. Eğer siz de yaşadığınız şehirde yani şehir merkezinde bulamıyorsanız ki ben İzmir'i hiç bulamıyorum yani. Çünkü genelde böyle çıktığı gibi böyle hemen böyle. Böyle daha az uç yerlerden alabilirsiniz. Mesela yazlık yerlerden Gümüdür gibi. Size şimdi göstereceğim defterler. Bunlar abimden kalan defterler. Bazıları hiç kullanılmamış, bazıları biraz kullanılmış ve yani gerçekten eğitim hayatım boyunca bir daha defter almama gerek kalmayacak büyük ihtimalle. Bunlar hatta geçen seneki videomda bunlar MyNote ya. Evet, ilk başlarda MyNote kullanıyordum. O zamanlar çömezdim arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim ikinci kısım olan ve sizin de seveceğiniz bir kısım olan kıyafet bölümüne geçiyoruz. Kıyafetlerim de gerçekten okula yönelik olduğu için göstereceğim. Ancak Bershka'dan başlamak istiyorum. Zaten oradayken üzerimde gördüğünüz için tekrar denemeyeceğim. Önce en az okulla ilgili olandan başlayayım. Yani ama okul dönüş videosu. Yani sonuçta hafta sonlarını da bu işe dahil edebiliriz. O yüzden hafta sonları giymek için kendime şöyle bir kargo pantolon aldım. Kargo jean. Şöyle cepli. Eğer hala fark edemediyseniz ben böyle bol jeanleri çok beğeniyorum. Gerçekten bence çok tarz duruyor ve birazcık skinny jeanlerin modası geçti bence. Onun yerine mom jeanler veya boyfriend öyle mi deniyor? O tarz bence şeyler çok daha böyle tarz duruyor yani. Benim çok hoşuma gidiyor böyle botla falan. İkinci olarak ise okul pantolonu. Yani biz okula siyah kot diyoruz forma olarak. Kıskanabilirsiniz ama kıskanmayın çünkü üstüne forma giyiyoruz. Her neyse bu da okul yani okulun asıl siyah pantolonunun çok benzeri. Yani bildiğiniz düz siyah kot pantolon. Bu sadece kumaşı yani esnek olması. Esnek diyorum hiç hareket etmiyor. Bir jean'de ben o şeyi almak istiyorum. Yani böyle kütük gibi durmasını istemiyorum. Çünkü rahat olmuyor yani. Böyle birazcık esnek ve hani vücudunuza göre gene vücudunuzu saran. Ama aynı zamanda vücudunuza göre şekillenen bir jean. Super high rise cropped diyor. Bilmiyorum. Ama bayağı bir yüksek belli gerçekten. Ki bu bence iyi bir şey. Ben yüksek bel seviyorum yani. H&M'e geliyoruz arkadaşlar. Bunların ikisini de denemeden aldım. Öncelikle bir tane siyah boğazlı kazak. Benim geçen sene böyle bir kazağım vardı ama kolu yırtıldı. Yani bildiğiniz şurası böyle yırtıktı. Ondan dolayı yeni böyle balıkçı yaka siyah şık her şeyde giyebileceğiniz. Bu nasıl bir sıfat tamlaması oluyor şu an. Kısacası yeni bir siyah kazağa ihtiyacım vardı. Çünkü bunu böyle hem normal pantolonların üzerine giyebiliyorsunuz. Üstüne bir de deri ceket. Çok şık oluyor. Hem de benim şu an yani bu aslında bunu alma amacımdaki gibi sivitlerin içine giyebiliyorsunuz. Çünkü sıcacık tutuyor. Ayrıca okul sivitinin içine giyerseniz de hiç sıkıntı edeceklerini sanmıyorum. Çünkü yani üzerinizde okul siviti var sonuçta. Bir sivit de gösteriyorum tabii ki.
Bu camel rengi. Bunu nasıl bir moda? Yani bu sene çok moda. Yani aslında böyle bej, üstündeki gibi bej de moda ama bu renk çok iyi. Gerçekten ben çok beğeniyorum. Bu şekilde o H&M'in zaten bu basic sweatlerini biliyorsunuz erkek reyonundan. Small beden almak istedi. Çünkü abimle beraber giyiyoruz. Hatta fiyatını geri geri dedik. Böyle hatta dün bunu böyle boğazlı kazağın içine denedim. Şu an deneyemem. Gerçekten eririm yoksa. Ki bunları giymeyi çok istiyorum artık. Yani çok özledim. Şöyle bakın içine sokup göstereceğim size. Gördünüz mü? Ne kadar havalı duruyor. Evet. Bunlar da bu şekilde. Evet, ayakkabı konusunda ben ayakkabılarımı genelde Bambi'den alıyorum. Reklam değil ama gerçekten Bambi'nin ayakkabılarını beğeniyorum. Geçen sene de oradan almıştım okul ayakkabımı. Okul ayakkabısı dediğim yani bildiğiniz siyah spor ayakkabı ama çok fazla giydiğim için ve bedende giydiğim için özellikle ayakkabı çok yıprandı yani. Bildiğiniz çöp oldu. Hatta aynı ayakkabıdan bu sezon da çıkarmışlar çok sattığı için. Bir ara onu bile almayı düşündüm. O kadar ayakkabı beğenemiyorum ve ayakkabı almak benim için çok zor. Yazlık ayakkabı o kadar değil ama kışlık ayakkabı da ve hani spor ayakkabılarına bilmiyorum çok sakıntım var. Mesela herkesin aldığı bir şeyi almak istemiyorum. O kadar istemiyorum ki hani çok beğensem bile almıyorum. Mesela Vans bunlara örnek. Abim bile aldı ama artık yani. Ya da mesela geçen sene çok moda olan Harley Davidson'lar. Yani galiba ben bu sene giyeceğim ama bilmiyorum. O an herkesin giydiği bir şey giymek bana çok şey geliyor. Hani. Ama dediğim gibi Bambi'de genelde kendi tarzıma uygun ve beğendiğim, zevkime hitap eden ayakkabılar buluyorum. Bir tane ayakkabı beğendim. Fotoğrafımı falan ki çekseydim keşke buraya koyardım. Ama numarası olmadığı için hatta tek kaldığı için. Tek... Ümer'i bir sen mi aldın? Evet. Evet. Ne diyordum? Heh. O yüzden sipariş ettim mağazaya. Böylece ayakkabı işini de halletmiş olduk. İhtiyacım olan her şeyi aldım. Mutluyum, huzurluyum. Yeni bir okul öğretim yılı çık. Gerçekten çok heyecanlıyım. Siz ne düşünüyorsunuz? Umarım faydalı bir video olmuştur. Özellikle defterler konusunda lütfen israf etmeyelim arkadaşlar. Hatta defter isteyen varsa göndereyim yani bolca var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şu an bir video daha çekerim otursam var ya çok havama girdim şu an.